Farkında mısınız? Komedi dizisi izleyip gülmek parayla, dram dizisi izleyip ağlamak bedava. Yani bütün komedi dizileri paralı platformlarda, çanak takıp izlediğiniz dizilerin de neye çanak tuttuğunu söylemeye de gerek yok galiba. Ama sakın bana televizyonda gönül daha var. O da komedi demeyin. Ha, türüne baksan komedi. Ama o da Türk insanı komedi izlemez diye. Araları böyle bir iki. Ne yaptın kız? Ne örüyorsun? Bir iki kikişme. Üstüne de aman reyting düşmesin diye hop! Acaylan gözlüm. Ben Veysel. Kaportacı Veysel. Bir kuyusunu göstermediler, göstermediler ya. Tamam çok tatlı, çok sıcak, çok işten de benim bahsettiğim komedi bu değil. Ama aslında daha da acısı televizyonda dram dizisi diye şu hayat pahalılığında sistem ne isterse onu yapmak zorunda olan dizi oyuncularının gerçek dramını izliyoruz. O yüzden de televizyondaki komedi dizileri birer birer gitti. Komedilerle tanıdığımız oyuncular da ne yapsınlar? Ekmek parası dram dizilerinde günü kurtarır oldu. Bir dönemin başarılı komedi yazarlarının artık neler yaptığını da tekrar tekrar anlatmaya gerek yok sanırım. Durum böyle olunca da sadece tiyatrolu TV şovları hayatta kaldı. Onlar da basketbolca gibi oyuncuları dinlendire dinlendire tek sahada 2 saat komedi yapıyor. O yüzden de komedi olması gerektiği gibi kısa olabileceği dijital platformlarda hayat bulabiliyor. Aynen gibi gibi. Tabi şimdi diyebilirsiniz ki ya Murat senin de bu diziden bahsetmen için birilerinin gibi mi deyip ağzıyla gülmemesi mi gerekiyordu? Ama şimdi tepkisini kısmen haklı bulduğum benim kanalda bahsettiğim son komedi bundan iki sene önce. Çünkü komediler hakkında eleştiri yapmayı doğru bulmuyorum onları zevklere bırakıyorum. Zaten farkındaysanız bir önceki Erşan Kuner eleştirisi de daha çok insanların eleştirilere tahammülsüzlüğü üzerineydi. Ama bir yandan da bir izleyici olarak küfür nedir ve nerelerde kullanılır bir örnek göstermek. İşte bakın böylesi de var demek gerekiyor. Çünkü gibi dizisi komedide küfür nerede olması gerekiyorsa orada kullanan tek bir cinsel şaka küfür ve hatta argoya dahi ihtiyaç duymadan koca bir bölümü de gerektiğinde tamamlayabilen durumdan komedi çıkaran bir dizi. Tabi şimdi denebilir ki evet bu da başka bir tarz ama nasıl olsa sinemada değilim dijital değilim diyerek noktalama işaretinden daha fazla küfür ve cinsellik kullanmayı da nasıl görüyorum biliyor musunuz? Eski popülerliğini yakalayabilmek için nasıl olsa artık Kral TV'de değilim, dijital değilim diyerek böyle hallenmeli klipler çeken şarkıcı gibi. Efendim? Şimşek sesi nereden mi geliyor? Ha o şey Osmanlı öncesi dönem dizilerinde böyle vurucu bir şey söylediklerinde şimşek çakıyor ya. Canım çekiyordu. Ertuğrul Bey iddialarında haklıdır. Emir Saadettin'dir Sultan. bu arada yanlış anlaşılmasın. iki diziyi birbiriyle kıyaslama furyasına ben de girmiyorum. Şunu demeye çalışıyorum. Dijital dünyanın özgür olmasını sadece Türkiye değil, bütün dünya çok yanlış anladı. Dijital özgürlük tabii ki televizyonda olmayacak işleri de seçmek olabilir. Ama aslında dijital özgürlük demek içeriği yapanın daha önce analogda yapamadıklarını yapabilmesi demek değil. İzleyenin istediği zaman istediği içeriğe istediği kadar ulaşması demek. Bu Evet, bir yandan da kendine hitap eden tarzı seçmesi demek. Ama görüyorum ki insanların dijital özgürlükten anladığı evdeki herkesin kendi köşesine ya da odasına çekilip kulaklığı takıp gizli gizli film dizi izleyip yalnızlaşması. Aman annemler görmesin, aman çocuğum duymasın. Ya bu nasıl özgürlük? Yanlış anlaşılmasın. Öyle içerikler olmasın demiyorum. Ama o bahsettiğiniz özgürlük izleyenin değil, yapanın özgürlüğü. Şimdi Murat zaten memlekette öyle bir internet var ki izlediğimiz içeriğin çözünürlüğü bir düşüyor. Zaten her şey kendinden sansürleniyor. Bir de üstüne donmalar falan ne özgürlüğü. Derseniz siz şunu bilmiyorsunuz o zaman. Mesela Netflix'e örnek verelim. Resmi sitelerinden açıkladıkları verilere göre 2022 yılında Netflix'e Türkiye'de en hızlı bağlanan internet servis sağlayıcısı TürkNet olmuş. Ve TürkNet bunu sağlayabilmek için de CDN ve Peering teknolojilerini kullanıyor. Yani izlediğiniz içeriği ta yurt dışındaki sunuculardan almamış oluyorsunuz ve yükleme sürelerini de minimuma indirmiş oluyorsunuz. Ben de TürkNet'e geçtiğimden beri gerçekten deneyimledim ki zaten bunu sadece Netflix'e söylemiyor. Aynı zamanda speed testinde verilerine göre Türkiye'de en hızlı internet TürkNet. Hatta speed testte bir video testi yaptığımda da evimdeki tüm cihazlarda içerikleri 4K olarak rahatlıkla izleyebileceğimi görebiliyorum. Peki Türknet bunu nasıl mı başarıyor? Tesadüfen değil tabii. Çünkü Türknet kullanıcılarına altyapılarının desteklediği maksimum hızı sunuyor. Hatta eğer altyapınız destekliyorsa Türknet'te gigafiberle 1000 megabit hız bile alabilmeniz mümkün. Eğer siz de taahhütsüz ve ücretsiz bir şekilde altyapınız maksimum hangi hızı destekliyorsa o hızla Türknet'i deneyimlemek isterseniz aşağıya bir link bıraktım. O linkten bir ay boyunca ücretsiz deneyebilir ya da dilerseniz daha fazla bilgi alabilirsiniz. E artık dönelim gibiye. Bu arada Gibi dizisini ilk defa duyuyorsanız nerede yayınlanıyor bu da dersiniz şimdi? Nerede biliyor musunuz? Aman ya Rabbi pandemi dönemi bitmeden bir dijital platform çıkarmalıyım. İnsanlar evde ekmek yaparken bana da ekmek parası yapsınlar diyerek sadece 4 ayda açıldığı için logosu 1,5 dakikada introsu iki buçuk dakikada yapılan her dizi başlangıcında sanki böyle taksi çağırıyormuşsun da duramayıp sana çarpıyormuş gibi hissettiren dijital platformda. Hmm, böyle üstüne üstüne Peki bu kadar hızlı oluşturulan bir dijital platform nasıl oldu da bu kadar üzerinde düşünülmüş ve çok konuşulan bir diziyi yaptırdı derseniz dizi zaten Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedir'in daha önce birçok yapımcıya gösterdiği ama kabul ettiremediği bir dizi. Yani düşünün siz kendinize has kimse gibi olmayan bir iş yapıyorsunuz yapımcılar da ağız burun eğerek bu tutmaz diye reddediyor en sonunda kabul eden adam da ya sen gel koy bizim platforma bizde Enes Batur bile var diyor ve o platformun sırf çeşit olsun diye koyduğu o dizi en çok beğenilen dizisi oluyor. Hayat ne garip değil mi? Hatta hayatta bazı olaylar TEDx konuşması olsun diye yaşanıyor gibi. İşte tam burada da çıkarımımız şu olsun. İnsanlara fikirlerini sorun. Devam edip etmeyeceğinizi değil. Bak bu cümleyi 1822'de kursaydım oraya buraya yazardınız. Murat Soner sözü diye. Hı, i̇şte onu diyorum söylediğin laflar da sen öldükten sonra meşhur olduğu için sana bir faydası olmuyor. Ama düşünüyorum da bu dünyada 117 milyar beyin ve fikir yaşadı. İş milyar 750 milyon sen milyar. İşte bu yüzden de yeni bir fikir bulmak, yeni bir tür oluşturmak hiç de kolay gibi gelmiyor insana. Ama hala bulunabildiğini de gibi gösterdi gibi geliyor bana. Çünkü şimdiden film dizi piyasasında gibi gibi diye yeni bir kategori açıldı. İşte bir dizi yapacağız diyorlar. Nasıl bir dizi? Gibi gibi. Dizinin her bölümünde Yılmaz, İlkan ve Ersoy adlı üç arkadaşın başarına gelen durumlardan çıkan komedi izliyoruz ama izlerken o durumların nasıl akıllarına geldiğini ve sonunun nasıl biteceğini merak ederek izliyorsunuz. Yani benim bugüne kadar sanırım sonunda ne olacağını merak ederek izlediğim tek komedi de gibi olabilir. Evet ben de bu dizi ilk çıktığında ilk bölümünü beğendiğimi ama daha sonra çok da sarmadığını söylemiştim ama onu dediğimde sadece 3 bölüm yayınlanmıştı ve gerçekten hala bütün bölümlerini izlediğim gibi dizisinin en sevemediğim bölümleri de o 2 bölümü. Evet bu videoda dijital özgürlüğün ne olduğundan, Netflix'ten, Eksen'den, Gibi'den ve yine dayanamadık Feyyaz Yiğit komedisine kadar birçok şeye değindik. Ama bu videoda değindiğim hani şu çok yanlış anlaşılan dijital özgürlükle ilgili bir bilgi daha vereyim de şurada dursun. Hani televizyondaki dizilerin akıbetine. Elinde reyting cihazı olan bir grup insan karar veriyor ya. Heh işte yakında Netflix'te de dizileri sizden çok daha önce izleyip dizilerin yayınlanıp yayınlanmamasına karar veren bir grup insan olacak. Nasıl? İşte alın size dijital özgürlük. Her özgürlük müşteri kaybetmeye başlayıncaya kadar. Yok bu tam olmadı. Öncekiler iyiydi. Öncekiler iyiydi öncekiler.